Başkan Trump'ın geçirdiği kararla ve Green Card'a giden belli kategorileri ve göçmen olmayan belli çalışma vizelerinin hız sonuna kadar askıya alınmasını sağladı ve dolayısıyla ülke dışında olan hala vizeyi almamış olanlar bu vizelerini alamayacaklar. Ta yıl sonuna kadar beklemeleri lazım. Evet. Bu karar idari bir karar. Dolayısıyla Başkan Trump'ın verdiği bu kararla sonuç olarak şunu diyebiliriz. İdari bir karar olduğu için Başkan Trump'ın verdiği karar kendisi iptal edebilir ama böyle bir şeyi seçime kadar yapacağını düşünmüyorum. Seçim sonrasını görmek lazım. Tabii ki hani mahkemeye götürülmeye çalışılabilir ama tabii bunlar hep süreç alacak şeyler. Dolayısıyla karar gene uygulamada kalmasına karar verilirse gene maalesef uygulamada ilerleyecektir diyeyim. Ve bu senatadan yani geçmeyen bir karar değil mi? Bu kendi başına tek başına aldığı bir karar. Alabiliyor yani bu kararı tek başına. Şimdi idari bir karar olduğu için bu, tamam mı? İdari bir karar olduğu için kendisi yapmaya çalışıyor. Zaten biliyorsun Başkan Trump'ın özelliği geldiğinden beri hiç kongreden, senatodan herhangi bir karar geçirme gibi bir çabaya girmiyor. Kendisi yapmak istediği yapmaya çalışıyor idari kararlarla. Bazen anayasal oluyor bu kararlar, bazen olmuyor. Dolayısıyla evet herhangi bir meclis yani senatoya da kongreye gitmeden alınan kararlar. İki ay önce de böyle bir karar almıştı iki aylığına. Tam iki ay biter aldı. Bu iki aylık kararı da ilk aldığı zaman Nisan ayında yine redler, itirazlar işte mahkemeye başvuralım diyenler ya da başvuranlar olmuştur illaki. O zamandan bu zamana iki ay içinde bu işlem halledilmediyse demek ki iki üç aylık kısa bir süreçte de bu kararın bozulmayacağını tahmin edebilir miyiz? Şöyle ben durumu sana anlatmaya çalışayım. Şimdi sonuçta evet bu bir geçici karar. Dolayısıyla geçen geçirdiği kararda da iki aylık bir karardı. Yalnız şöyle görmek lazım. Şimdi bu kararın niteliğine baktığında tabii ki ne tür bir sebeple geldiklerine bakıyorsun ve kullandıkları sebep biliyorsun yaşanan işsizlik krizi ve bu durumda evet. Amerikalıların iş bulamaması, milyonlarca Amerikalının işsiz kalması gerekçesiyle ilerlediği için ne kadar bu işi mahkemeye götürürler tartışmalıydı diyebilirim şu ana kadar. Ama şu anda mesela çok ciddi anlamda teknoloji firmalarından tepki var. Yani büyük teknoloji firmalarından. Çünkü mesela iptal edilen ya da vizesi alamayacak kişiler arasında H1B ve L vizesiyle gelecek. Ve cidden büyük teknoloji firmalarında ihtiyaç duyduğu ciddi işçi alımında onların ihtiyaç duyan ve onlara bir büyük katkı sağlayan yabancı işçileri alamamaları anlamına geliyor yıl sonuna kadar. Evet. Eğer ülke dışındaysa ve vizeleri almadıysalar. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bu tip bir tepkiden dolayı evet buna itiraz edilme durumu bu şekilde doğabilir belki. Peki itiraz edilirse bu süreç hakkında hani bir tahmini bir şey söyleyebiliyor muyuz? 3 ayda iptal olabilir ya da atıyorum 2 ayda olabilir. Şimdi tabii şöyle öyle olmuyor. Eğer öncelikle uygulamaya giren kararın durdurulması yönünde hızlı hareket edilebilir. Ve bu noktada mahkemenin de karar vereceğini görmek lazım. Bazı yani eğer çok hızlı olursa bir ayda da iki ayda da mahkeme durdurabilir kararı. Der ki tamam o zaman bu iş çözülene kadar yürütmeyi durduruyoruz diyebilir. Eğer bu şekilde bir şey çıkarsa bu iş bir iki ayda da durdurulabilir. Evet. Anladım. Arkadaşımızın sorusu şuydu. Şu an Green Card kazananlara vizeyi iptal etti. Eğer ki ileride bundan 6 ay sonra kriterler değişebilir mi? Soruyu tekrar bulamadım da ben kendim ezberimden soruyorum. Evet, ben evet biraz önceki soruydu senin koyduğun evet. Aslında. Yani şöyle söyleyeyim. Sonuçta idari bir karar. Karar iki ay önce geçirildiğinde sadece yeşil kartla alacak kişilerle ilgiliydi. Hı-hı. Şimdi uzatılırken göçmen olmayan çalışma vizeleri eklendi. Yıl sonuna kadar biliyorsun karar aktif. Farz edelim yıl sonuna doğru yaklaştık. Kararı uzatmak da istemeyebilirler ya da kararı uzatabilirler, bu sefer değişiklik yapabilirler, ek bir yasaklamaya da getirilebilir. Bu şekilde de ilerleyebilir durum. Dolayısıyla eğer benim gördüğüm nokta, eğer uzatacaksa da yıl sonunda, o zaman büyük bir ihtimal bir ek kriter daha getirecektir. O kriterle beraber de belki şu ana kadar yasaklanmamış olan belli vize türlerini de yasaklamaya gidebilirler. Anladım. Yani kademe kademe dozajı arttırabilir gibi gözüküyor. Evet. Başka bir soru. Amerika'ya yasal olmayan yollardan giriş yapıp yakalanırsak nasıl bir ceza alıyoruz? Şimdi tamam ben soruyu okudum. Gönderebilirsin. Tamam soruyu kapatayım ben size okudum. Evet. Tamam. Sağ ol. Soru niye gitmiyor? Soruyu herhalde değiştirebiliyorum ya. Kapatma olayını kaldırdı Instagram. Öyle mi? Tamam sıkıntı yok. Ben konuşayım. Ya şimdi öncelikle bu tabii bir kez çok
tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Bir kez bu tarz yollarla girmeye çalışmak çok tehlikeli ve yasal değil. Dolayısıyla bunu tavsiye etmiyoruz. Hı-hı. Ve bu noktada giriş yapmanın cezası iki türlü var. Birisi tabii sınır dışı durumu. İkincisi de cezai tarafı var ve Amerika sınırlarından Amerika'ya kaçak girmek bir suç aslında. Ve dolayısıyla bundan dolayı da ceza almanız ya da mahkemenin karşısına çıkma durumunuz var diyebiliriz. Dolayısıyla tutuklanmanızdan bahsediyoruz ve bu tarz yasal olmayan şeyleri de kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Anladım. Şimdi diğer sorulara bakıyorum. Demiş ki green card kazanınca bankada para gösterme olayını nasıl çözebiliriz demiş bir arkadaşımız. Yani şimdi şöyle var, tabii buradaki durum, yani şimdi bu tabii kastettiği gelecek yılki olan ya da ondan sonraki süreçleri kastediyor bu kişi, çekilişten green card'ı kazandığında. Burada önemli olan nokta şu: ya sizin kendi bir birikiminiz ya da paranız olacaktır ya da sizi ek bir sponsorla bunu çözmeniz mümkün. Yani sizin bu paranız olmayabilir ama sizin aile bireylerinizin ya da işte aileden birinin ya da yakınınızın, arkadaşınızın atıyorum, onların finansal durumu yerinde olabilir ve size ek sponsor olabilirler. Başka bir arkadaşımız, Trump'ın almış olduğu bu kadar iltica etmeyi düşünen ve şu an halihazırda iltica sözü devam edenleri etkileyecek mi demiş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu alınan kararnamenin iltica başvurularıyla bir ilgisi yok. Bu alınan kararname o süreçte olan kişilerin başvurularını engellemiyor. Ama biliyorsunuz başkan Trump ve yönetiminin zaten iltica ya da bu tarz başvurulara bakışı belli. Çok uygun gördükleri başvuru türü değil. İnsanların dünyada bu şekilde Amerika'nın çok fazla kişiye oturum verdiğini ve bunun doğru olmadığını dile getiren bir yönetim. Yalnız şöyle bir şey söyleyebilirim. Burada kararnamede gelen bir değişiklik, dikkate mesela kişilerin çok dikkat etmediği bir değişiklik, çalışma izinleriyle ilgili var. Eğer kişiler herhangi bir şekilde suç olaylarına katılırsalar çalışma izni alamayacakları noktası var. Çalışma izni yenilenmeyecekleri noktası var. Dolayısıyla o zaman bu tür başvuruları bile yapsalar çalışma izni alacakları zaman ya da aldıktan sonra bile olsa yenileme durumunda bir suç durumundaysalar çalışma izni yenileyemeyecekler. Ve bu ciddi bir görünmeyen ve ciddi anlamda bir sorun. Çünkü çok ufak bir olayla bile karşılaşsanız olabilir. Hani bir suç işlemeseniz ufak bir olaydan dolayı gözaltı ya da bir işleme tabi tutulsanız bile belki bunu sıkıntı haline getirebileceklerini düşünüyorum. Peki green card çekilişinin tamamen iptal edilmesi bir durum gibi bir durum söz konusu mu ya da buna Trump'ın tek başına gücü yeter mi diye de ben ekleyeyim. Evet. Şimdi yok, tabii ki sonuçta bu biliyorsunuz green card hakları ve çekilişten çıkan green cardların dağıtımıyla ilgili olan durumların hepsi yasayla daha önceden belirlendiği için bunların tekrar iptal ya da değişmesi için Kongre'den, Senato'dan bir reform yapılıp bu reformun sonucunda değişmesi gerekiyor. Eğer bu reformun sonucunda değişmezseler o zaman bunu Başkan Trump'ın tek başına kaldırma durumu mümkün değil. Zaten geldiğinden beri bunu tek başına kaldırma yetkisi olmadığı için kaldıramadı şu ana kadar. Ve dolayısıyla kaldıramasa bile bunların üzerinden yeşil kartı vermeyi nasıl engellerinizin idari yollarına devamlı baktılar. Ve dolayısıyla bu son alınan koronavirüs krizini de bahanesiyle alınan bu durum aslında onlar için bir fırsattı. Ve dolayısıyla bu fırsattan dolayı da bu vizeleri iptal etme yolunda gitmiş oldular. Yani çekilişi komple kaldıramadılar ama pratikte alımını engellemiş oldular. Evet, bir arkadaşımız kadın doğum vizesi kalkıyor mu ya da nişanlı vizesi demiş. Şimdi şu var, hani kadın doğum vizesi artık kalktı diyebiliriz zaten. Yani normalde tabii o turist vizesi gene ama artık o da bu sene başlarıydı. Ne buluyorsam ya da geçen sene sonuydu. Başkan Trump'ın ve yani dolayısıyla yönetimin aldığı bir kararla Amerikan konsolosluklarında turist vizesi alımında bile eğer kişi Amerika'ya çocuk doğurma niyetine geldiğini konsolosluğu düşünürse o kişilere vize gerek. Noktasında bir karar alındığı için State Department tarafından da dolayısıyla o evet mümkün değil diyebiliriz. Tabii pratikte farklı olabilir ama turist vizesi almada bile kişinin konsolosluk görevlisi öyle niyeti olduğunu düşünürse ona vize vermeyecektir. Nişanlık vizesi devam eden bir vize türü, bu kararnamelerle de etkilenmiş değil. Yani bu kararnameler Amerika vatandaşının eşini ve 21 yaşın altı çocuklar için başvurusunu engellemiş durumda değil. Onlar göçmenlik vizesini alabiliyor ve nişanlık vizelerini de engellemiş değil.
Dolayısıyla kişiler nişanlılık vizeleri de alabilecekler. Şimdi bir arkadaşımızın uzun bir sorusu var. Bu sene Work and Travel'a vize almış fakat seneye aktarmış vizesini ve vizesi iptal olmuş otomatikmen. Vizesini değil pardon, Work and Travel firmasını ödediği parayı seneye aktarmış. Vizesi de bu sene gitmediği için iptal olmuş. Gelecek sene sıkıntı yaşar mıyım diyor vize alırken. Zaten bu sene artık vize alınmıyor. Yok, bir sorun yaşayacağını çok düşünmüyorum. Çünkü bugün bu sene yaşanan koronavirüs sebebiyle zaten olay çok ciddi anlamda. Zaten şu an itibariyle de bu kararnameyle de artık Work and Travel'da vizesini almamış olanlar da artık gelebilecek bu sene. Dolayısıyla bu şekilde baktığımızda seneye neden sen bu sene gitmedin diye vize vermeme durumları olmayacak ona. Tam tersi ben geri vizesini alabileceğini düşünüyorum. Zaten bu sene verilmiş kendisine bir kez. Bir arkadaşımız bu kadar uzatılabilir mi? Mesela gelecek yıl için başvuranları, Green Card'a başvuracakları bu Ekim-Kasım ayında açılıyor ya, etkiler mi demek? Yani tabii güzel bir soru. Bu bütün mesele koronavirüs ile mücadele, bu sonbaharda nasıl ilerleyecek, işsizlik nasıl etkilenecek, bence onunla ilgili. Tabii bir de seçim dönemine gireceğiz. Kasım'daki seçimlerin sonucu da olacak, bu da önemli. Ama sanki hani çok erken spekülasyonda bulunmak istemem ama Başkan Trump'ın tarzı bunu bir daha uzatacak yönünde gibi duruyor. Ama tabii bunu bekleyip görmek lazım. Yıl sonuna doğru kararı uzatıp uzatmayacağını görmemiz gerekecek. Peki ben şimdi şunu soracağım. Eğer ki bu karar koronavirüsü bahane edilerek alındıysa, Trump gerçekten göçmenlerin buraya gelip çalışmasını ya da atıyorum yaşamasını istemiyorsa, kolay vize verilmesini istemiyorsa, koronavirüsteki durum iyiye veya kötüye de gitse bunu uzatabilir. Değil mi yani? Böyle bir hakkı var başkanın. Aynen. Aynen. Bu eğer ki Trump seçimi Kasım ayında kaybeder de yeni aday Joe Biden kazanırsa ve bu Joe Biden Ocak ayında ofise gireceği için bu aradaki süreçte karar alma şeyi kimde oluyor? Hani bu kararı erteleme veya uzatma. Yani Başkan Trump'ın dönemi devam ediyor hala. Dolayısıyla gerek karar, tabii ocağa kadar görevde, görevi teslim edene kadar. Dolayısıyla ve benim tahminim yani seçim bile kaybetse giderek o uzatmayı yapacağını düşünüyorum. Yani bu tarz yaklaşacağını ve maalesef eğer diyelim Biden da kazansa seçimi, gerçekten inanın bir sürü değiştirmesi gereken karar var Başkan Trump'ın aldığı. Ve dolayısıyla bunlardan hangi birini halledip ne zaman bu kararı iptale geleceğini görmek lazım. Dolayısıyla ben biraz öyle bir hissim var. Kaybetse bile uzatma yoluna gideceğini düşünüyorum. Kaybederse zaten kesin uzatır gibi duruyor. Zaten kaybettikten sonra hani artık zaten gidiyorum. Madem giderken son sevdanı son vurup yatayı uzatır gibi. Evet. Bazı arkadaşlar sorular 10-15 defa sorduğu için onların soruları zaman kaybediyorum. Yani dolayısıyla o arkadaş sorunun devamında demiş ki gelecek yıl için başvuru etkiler mi? Zaten etkilemeye başlıyor gelecek yıl için. Yani bu sene kazanmış olanlar mesela ülke dışındaysalar Ekim ayından ta yıl sonuna kadar alamayacaklar göçmenlik vizesini. Ve dolayısıyla seneye kalacak o. Yani onlar da alamıyorlar. Şu an DV20-21 kazananlar da Ekim'den ta Aralık'ın 30'una kadar göçmenlik vizesi alamayacaklar. Ve ne olacak? Bütün bunlar ocağa devralıyor olacaklar. Hı. Gelecek yıla. Peki Trump bunu bir kez daha uzatırsa bir 6 ay daha, o 6 aylık süreçten sonra yine alıp gelebilecekler mi, yoksa bu vizeyi alıp gelmelerinin bir süresi var mı? Evine kadar var. İşte eğer bir 6 ay daha uzatırsa, değil mi? Ondan sonra geriye 3-4 ay kalıyor. Yani binlerce evet. İnsanın 3-4 ayda alması mümkün değil hepsinin. Yani bir kısmı alacaktır, gerileri alamayacaktır. Yani o tarzda ilerleyebilirim. Nasıl bu sene mesela şu Mart'a kadar göçmenlik vizesini geçen Ekim'den Mart'a kadar kaç kişi aldıysa aldı. Ama Mart'tan sonrakiler alamadılar. Mart'tan sonrakiler artık biliyorsun kapalı zaten konsolosluklar. Ve bu kararla beraber de alamayacaklar. Yani tamamen ortadan kaldıramıyor ama elinden geldiğince zorlaştırıyor diyebiliriz. Dedi. Yani bu, evet, aynen öyle diyebiliriz. Bir arkadaşımız DV Lottery isminin DV program olarak değişmesi Green Card çekilişinin değişeceğine, yani ileride atıyorum puanlı bir sistem, üniversite mezunları ya da üstün yetenekler tarzı bir sistem getireceğine işaret mi demiş? Yani aslında çok da fena bir şey olmaz benim düşüncem o. Yani aslında o tarz bir şeye çevrilmesi. Yani hani buradaki tabii çekilişin mantığı
ya da değişik etnik, değişik köken, değişik yetenekli kişileri getirmek. Ama tabii gerçekten hani başarılı kişilerin daha başarılı, değişik etnik kökenlerden de olsalar, yerlerden de olsalar kişilere verilmesi aslında yerinde bir durum olurdu. Ama tabii evet, normalde bu programı yani başkanlar komple kaldırmak istiyor. Aslında hani kalkıp çekilişten çevireyim de program haline getireyim değil de komple kaldırma niyetinde aslında. Ama tabii bekleyip görmek lazım. Çok farklı bir şey söyleyemeyeceğim o konuda. Bir arkadaşımız eşimde F1, bende de turist vizesi var. Amerika'dayken turistten F2 vizesi nasıl geçerim diye sormuş. Evet, şimdi eğer Amerika'daysan turist vizenle ve 90 gün süresi geçmişse burada bulunduysan ve artık geri dönmeyeceksen ve burada statü değişikliğini düşünüyorsan, o zaman göçmenlik dairesine turist statüsünden F2 statüsüne geçiş başvurusu yapılması lazım. Bunun için öncelikle eşinizin okuluyla görüşün ve onlardan sizin için de bir I-20 alın eş olarak ve ondan sonra da göçmenlik dairesine başvuruların yapılması lazım. 2021 için case numaram 229XX şu an şartlara göre seneye ABD olma ihtimalim sizce ne demiş? Yani bütün aslında bu sorunun cevabı bu yıl sonuna kadar uzatılan kararın ne kadar daha uzatılacağına göre değişecek. Eğer bu karar çok uzatılırsa da evet, o zaman gelme şansınız çok düşük olacak. Yoksa normalde çok kötü değil numaranız, 22.000'lerde olan bir numara. Ta ki tahminen işte bahar ayı gibi normalde konsolosluktaki görüşmelere gidecek bir sayıya benziyor. Fakat tabii bu sene olay değişecek çünkü yıl sonuna kadar uzatma var. Bekleyip görmek lazım ama hala şansınızın olacağını düşünüyorum. Ama vizeyi almanız ta Eylül'e yakın bir tarihe kalacağını düşünüyorum. Bu soru çok soruluyor. Hep cevaplıyoruz ama bir kez daha cevaplıyorum. Green Card başvurusu Work and Travel vizesini etkiler mi? Şimdi tabii biz şu ana kadar olan bu sorularda hep verdiğimiz cevap şu şekilde olsa, yani bu başvuruları yaptılar diye çok duymadık yani. Hani kalkıp turist vizesi ya da başka türlü bir göçmen olmayan ya da VAT diyelim travel, work and travel vizesine başvuranların siz çekilişe başvurmuşsunuz biz sizi iptal ediyoruz gibi evet, bir şeyle gelmediler. Yani ama bu gelmeyecekleri anlamında gelmiyor. Sorabilirler. Benim genelde bu noktada şu durum önemli. Yani VAT programına başvuru yaparken de böyle bir soru yok. Genelde orada soru herhangi bir green card ya da göçmenlik vizesine başvuru var mı? Ama çekilişe başvuru yapmak sadece başlı başına sizi oraya sokmuyor daha. Çünkü çekilişten evet, çıkman gerekiyor. Ondan sonra DS formunu doldurman gerekiyor. Ondan sonra artık evet, göçmenlik vizesine başvuru sayılıyorsun. Ama bunu dikkate alabilirler. Bunu görmek lazım ne yapacaklarını. Ama şu ana kadar dediğim gibi work and travel kişilerine de dönüp sen buna başvurusunu iptal ediyoruz gibi bir gerekçeyle çok fazla gelmiyorlar. Ha, bunu isterseler öğrenebilirler ama buna çok girmedik. Yani da kalıcı bir sebeple Amerika'da kalmak için çekişe katılıyorsunuz ve sonrasında kalıcı olmayan diye başlıyorsunuz gibi gözüküyor. Kurulmadığı için şimdilik ya da biz kurulduğunu görmediğimiz için bir problem yaşamadık şimdiye kadar. Aynen. Bilirler ama. Onda bir evet, engel yok. Benim genelde bu noktada tavsiyem kişilere doğruyu söyleyin diyorum. Yani hani eğer size bunu sormuyorlar çünkü başvuru yaparken work and travel vizesine de sormuyorlar ama evet, farz edelim vize görüşmesinde görevlisine bunu soruyor, çekilişe başvurdu mu, doğruyu söylemeniz lazım çünkü o an sorma noktasına gelmişse onu tespit edebilir. Yani sormadığı sürece de evet, bir sorun oluşmaz. DV2020 tarihliyim. Bizim desteğe ihtiyacımız var. Sesimizi duyurabilmemiz gerek. Benim de Twitter'dan bazı böyle imza kampanyalarını falan etiketlemişler de bu tarz çalışmaların bir sonuç getireceğine inanıyor musunuz? Türkiye'de insanların toplanıp hani dünya çapında ya da kazanan 50 bin kişi kazanıyor herhalde her sene. Onların hepsinin bir imza atması, bir şey yapması Change.org'dan bir sonuç getirir mi sizce? Yani şimdi tabii bu tip hani kişilerin taleplerde bulunması doğal. Burada bir problem yok. Yapabilirler. Ama bir yere götürmez. Çünkü sonuçta bu kalıcı bir hak değil. Yani hani sen bunu kazandın diye sana verilmek zorunda olan bir şey değil. Ta ki sen green card'ı alana kadar, göçmenlik vizesini alana kadar bunu vermeyebilirler sana. İptal edebilirler. Hı. Bu hakkı saklı tutuyor kendisinden. Yani yönetim, State Department, öyle söyleyeyim. Hani şöyle düşünmek lazım. Vizeyi verirken bile sana değil mi, devletler ya da ülkeler, bu durumda değilim Amerika, veriyoruz ama istediğimiz her an iptal edebiliriz diyorlar. Yani evet, bunun itiraz etme durumu yok. Eğer bu tip takdir
yani yetkisiyle verilebilecek şeyler. Dolayısıyla burada kazanılmış bir hak söz konusu değil. Yapabilirler. Ben onlara kalkıp bir tip bir kampanyada bulunmayı kesin de var. Yani özgürce bir haktır bu. Yapılabilir. Ama gün sonunda bir sonuç getirmeyecektir. Ha, dikkate alınabilir. Hani demek ki bu tip şeyler çok önemli. Bak şu olaya yol açtı denilebilir biliyorsun. Yönetim adım atarken. Ama onun dışında çok da fazla bir şey getirmeyecektir. Bir arkadaşımız Joe Biden başkan olursa göçmenlik sistemi kolaylaşır mı diye bir soru sormuş. Yani bekleyip görmemiz lazım. Sonuçta hani şu anki yönetim gibi katı olmayacaklarını düşünüyoruz. Ama tabii geldiklerinde o yönetimi de ne yapacağını görmek lazım. Yani geldiler ne yapacaklar? Yani evet şimdi biliyorsunuz Başkan Trump geldiğinde yaptığı en önemli görevlerden bir tanesi Başkan Obama'nın yaptığı her şeyi bozmaktı. Yani bu o ne yaptıysa onu bozdu. Şimdi Biden da geldiğinde ne yapacak? Dönecek onların hepsini bozacak mı? Yoksa belli olanı bırakacak, karışmayacak mı? Bunu görmek lazım. Eğer var olanı bırakırsa bu katı halde devam eder şu anki sistem, yönetim. Ama bunlarla ilgili esneklik getirirse ki getirileceği öngörülüyor. Çünkü biraz şu anki durumda hani göçmenlik noktasındaki baskıların aslında biraz daha abartıldığını, daha da fazla, çok yüksek bir seviyede olduğu düşünülüyor. Ama bu kadar yapılmaması, baskı yapılmaması gerektiğini düşünen bir yönetim olacağını düşünüyorum. Yani işte Joe Biden'ın daha önce Obama'nın Vice President olarak Obama ile beraber görev yaptığını ve demokrat olduğunu biliyoruz ama tabii ki geldiğinde ne yapacağını bilemiyoruz. Yani. Şimdi onun sebebi şu olsa Obama aslında Obama dönemi ilginç bir yönden. Obama döneminde çok sınır dışı yapıldı. Yani bunu pek bir insanlar bilmiyor ama Obama dönemi gerçekten sınırı çok yapıldı. Ama Obama'nın yönetiminde bakış güzeldi. O da ne dedi? Biz suçluları istemiyoruzdu diye. Yani suçlu olanları tutmayacağız. Onların ülke dışına gönderilmesini hemen sağlayacağız. Onun dışındakileri burada tutacağız. Hani izin vereceğiz onlara. Bu açıdan çok mantıklı bir yönetimdi. Biden onun altında senin dediğin gibi Vice President olarak çalıştı. Dolayısıyla ben o mantalitede ilerleyebileceğini düşünüyorum. Ama şimdi ikisi arasındaki fark şu. Obama dönemi gene bir katı bir dönem aslında o tip kişilerin sınır dışı edilmesi için. Ama en azından kötü kişilerin ayıklanması için iyi. Yalnız şu anki yönetimin bakışı şu aslında. Göçmenler hepsi kötü gözüyle bakıyor. Evet. Yani kötüsü iyisi diye değil, hepsi kötüdür diyor. Biden yönetimi öyle demeyecek. İyi olanları ayıracaklar, kötü olanları gönderme yönünde ilerleyecekler. Bir arkadaşımız biraz da konu başı. Ülkede aldığımız hukuk diploması Amerika'da geçerli olur mu? Avukat olduğunuz için sorayım dedim. Olmazsa ne yapmamız lazım demiş. Ya bu konuda benim bize gelen sorular var. Bizim Ögmen Law YouTube kanalımıza bu arkadaşımız izlerse orada da bu soruların cevabını çok net bulacak. Biz bu konularda epey bir detay verdiğimiz oldu. Ama ben burada şöyle bir cevap vereyim. Sonuçta tabii ki sizin hukuk diplomanız Amerika'da bir üniversite diploması olarak kabul ediliyor. Burada önemli olan ek krediler alınması gerekecek. Yüksek eğitim yapmanız gerekecek. Yoksa diplomanız geçerli. Ama hani onun sonrasında yapılabileceği değişken olabilir ama tabii ki sizin diplomanız kabul edilip mesela onun üzerinde yüksek bir master eğitimi ya da yüksek lisans yapmanız Amerika'da mümkün olacaktır. Bir arkadaşımız Amerika'da orduya katılıp vatandaşlık almak istiyorum. Nasıl başvuru yapabilirim demiş. Ya bu konuda genelde benim yönlendirmem şu oluyor. Eğer orduya girmeyi düşünüyorsanız ABD ordusuna yapacağınız hangi alanda istiyorsunuz? Kara mı, hava mı? Çok değişik şeyleri var, bölümleri var. Bunlara direkt ulaşmanız ve bunların kişileri askere alma bölümüyle görüşürseniz onlar size bu noktada alıp alamayacaklarını söyleyecekler. Çünkü belli bölümler olacak, vatandaş olmanız gerekiyor. Belli bölümler olacak, green card'lı olmanız gerekiyor. Ama bazı bölümler olabilir ki sizi bu tip şartlar aramayan ama sizi de vatandaşlığa götürmenize yardımcı olabiliyorlar. Yani bunun için tavsiyem direkt kendilerine ulaşmanız olacaktır. Bir arkadaşımız kaçak yakalanırsak nasıl bir süreç başlar? Hapis, bailout, deport vesaire demiş. Evet. Şimdi buradaki biliyorsun yeni yönetim geldiğinden beri yasal statüsü olmayanlar için çok ciddi kararlar aldı. İdari kararlar ve kişiler yasal durumlarını kaybettiyseler ve göçmenlik yönetimi tarafından gözaltına alınma durumuyla karşı karşıya kalıyorlar. Bu önceden var olan bir şey ama şimdi artık hiç önemi yok. Yani turist geldi, bir ay statü dışı kaldı, öğrenci statüsünü kaybetti, bir ay statü dışı kaldı gibi sebeplerde bile olsa o kişileri hemen sınır dışı
etme durumunda bile hemen gözaltına alma, oradan ilerleme durumu oluyor. Dolayısıyla öncelikle tavsiyem, kesinlikle imkanınız varken yasal durumunuzu kaybetmeyin. Özellikle ona mesajı vermek istiyorum burada Ozan yeri varken. Şuna yanılmayın. Yıllar önce buraya gelmiş herkes kaçakmış. Onlar hala kaçak diyebilirsiniz ama yeni gelenlerle ilgili böyle bir politika var şu anki yönetimde. Eskileri bulmaları zor olabiliyor ama yeni gelenlerden statülerini kaybedenlerin hemen peşine düşüyorlar diyebiliriz. Hemen dosyalarıyla ilgilenen bir sınır dışı görevlisi oluyor. Dolayısıyla böyle bir durumu öncelikle düşmeyin. Ama düşerseniz olacak durum, göçmenlik görevlileri tarafından gözaltına alınabilirsiniz. Ve sizi gözaltına alıyorlar. Gözaltından da hakimin önüne kadar isterse kefalet veriyorlar ama şu anki görevlilerin eli kolu biraz bağlı konuda. Dolayısıyla hakimden kefalet talebi yapılması gerekiyor. Eğer bir de ülkede kalabilmek için bir gerekçeniz var ise. Dolayısıyla bu tip bir gözaltıyla neredeyse belki bir ay, birkaç ay gözaltında kalma durumuyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ve evet, burada sizi tutabilmeniz için de bir dosyanız yoksa sınır dışı durumuyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ben şu an artık eskiden geldi kaçakaldı olayları. Mümkün değil artık. Mümkün değil. Bir arkadaşımız doktorlara bir ayrıcalık var mı demiş. Sanırım bu kararın ayrıcalıklarından bahsediyor. Bu kararda birçok vizeler kapandı ya. Şimdi şu var, doktorlar derken hani ben doktorum, Türk sizi gibi şeyler alıyorsa onda problem yok ama evet. Buradaki önemli olan nokta şu, tabii size eğer bir vize türüne bir başvuru varsa, sponsor firmanız var ise, evet bu noktada biliyorsun kararda özellikle bu COVID-19'la mücadelede sağlık sektörüyle ilgili olan durumda ya da Amerika'nın için faydası olabilecek kişiler ya da durumlarla ilgili olan konular için tabii ki o kişilere istisnai vizeleri veriyor olacaklar diyebiliriz. Bir arkadaşımız soru bitti şey sormuş. Yukarıdan geldi. Amerika'da çalışma izni olmadan koronavirüs kapsamındaki kredilere başvurulup alınırsa ileride bir problem olur mu? Kredi alıp hani ödeyecek herhalde. Ama çalışma izni yok burada diyelim ki öğrenci vizesi var. Ama yine de krediyi alıp bu koronavirüs kapsamında verilen krediyi alıp düşük faizden ödeyecek. Ama bunun ileride bir yaptırımı olur mu diyor. Yani şimdi bir kez o krediyi alabiliyorsa demek ki diyelim SBA, Small Business Association'ın yani onu kabul ettiği anlamda geliyor. Dolayısıyla kriterlerini yalan söylemediyse, farklı bir şey vermediyse içeri, bilgileri, belgeleri doğruysa ve bu SBA tarafında onaylanmışsa bir problem ortada yok. Sonuçta alınan bir kredi, geri ödenecek bir kredi. Dolayısıyla bu onun daha ilerideki bir göçmenlik sürecini kötü etkileyecek bir durum değil. Anladım. Yani buradaki mühim olan konu başvuru yaparken yalan beyan vermek diyebilir miyiz? O her zaman evet. Her zaman önemli bir durum. Babamın kuzeninin Amerika'da denizcilik şirketi var. Ben bu şirket aracılığıyla Amerika'ya nasıl gidebilirim demiş. Yani şimdi buradaki durum şöyle olması lazım. Eğer Amerika'daki şirket size bir sponsorluk yapacaksa bu çalışma vizeleri olabilir. Herhangi bir çalışma vizesini siz getirecekse bu olabilir. Ya da oturum için, green card için başvuru yapacaksa bu şekilde olur. Yani onun dışında getirme noktası bir şirketi mümkün olmayacak zaten. Sizi ya bir çalışma vizesiyle getirmeye çalışacak ya da bir oturum için getirmeye çalışacak. Dolayısıyla size ihtiyacı olduğunu ve hangi pozisyonda çalışacağınızı ve sizin de o pozisyona uygun olma durumunuz önemlidir diye düşünüyorum. Peki şunu söyleyebilir miyim? Ben bunu her zaman arkadaşlar uyarıyorum da. Çalışma tabii ki oturum vizeleri farklı. Normal turist veya öğrenci vizesine gelecek birisinin burada bir akrabası olduğunu, onun vatandaş olduğunu ve onun yanında kalacağını söylemesi biraz dezavantaj olmuyor mu sizce? Yani o farklı bir durum. O her zaman ben de onu o şekilde olduğunu düşünüyorum. Yani her davetiye almanın mantığı, yani işte birini davet ediyor olması ben vize alabileceğim mi anlamına geliyor kesin. Yok, olumsuz da olabilir senin dediğin gibi. Ters de bakıyor olabilirler. Dolayısıyla o farklı bir durum tabii. Yani sonuçta davetiye noktalarında kesin alacaksın diye bir kayda yok. Bir arkadaşımız bunu cevaplamıştık ama Trump'ın aldığı kararların Work and Travel'a bir etkisi olur mu demiş. Zaten bu sene Work and Travel vizeleri artık alınmıyor. Peki bundan sonrasında zaten Trump ilk gelirken C1 vizesini direkt kaldıracağını söylemişti. Bundan sonrasında tekrar seçilmesiyle beraber gelecek yıllarda programın tehlikeli olduğunu söyleyebilir miyim? Yani tabii bu devam ederse tehlikeli olabilir. Dolayısıyla yönetimin devam edip etmemesine bağlı. Evet, bu sene bu artık mümkün değil zaten getirilen bu yasakla.
Ama ilerleyen dönemlerde ne olacağını görmek lazım. Ama gerçekten aslında Volkan tarafında başarılı bir program. Yani gerçekten hem Amerika için başarılı bir program, hem gelen kişiler için başarılı bir program. Gerçekten hedef alınması biraz şaşırtıcı. Çünkü gerçekten Amerikalıların elinden iş alan bir durum yok ortada. Zaten sezonluk bir iş bu. Evet. Birkaç aylık bir iş için geliniyor. Ve genelde Amerika'daki firmalara da aslında çok büyük getirisi olan bir adım bu. Ve dolayısıyla o açıdan bence sistemi düzeltme anlamında yanlış adımlardan bir tanesi diyebilirim. Ama bu yönetim sadece şu an bunu yapabiliyor. Dolayısıyla bu şekilde idari adımlarla erte etmeye çalışıyor. Yönetim devam ederse programı iptal etmeye çalışacak ama direkt iptal etme yetkisi olmadığı için zaten şu ana kadar iptal edemediler. Bir arkadaşımız turist vizesi açılır mı açılır, hangi tarihlerde açılır demiş. Konsolosluklar şu an kapalı ya. Bu çok evet önemli bir soru aslında. Devamlı geliyor bu aralar da, bu tarz konsolosluk ne zaman açılacak? Bu konuda bir şey söylemek çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü Amerikan konsolosluğu duruma göre hareket edecek. Dolayısıyla bu koronavirüs sonrası açılmalarda nasıl dikkat edecekler, buna göre değişecek. Ben tahmin ediyorum ama herhalde yavaş yavaş Temmuz ayıyla itibaren başlarlar gibi geliyor. Ağustos gibi. Yani duyumlar alıyoruz, biraz Ağustos'a randevular veriliyor, duyumlar alıyoruz, Ekim'e randevular veriliyor. Hani ama tabii ben çok net bir şeyi her zaman takipçilerimize de söylüyoruz. Şey yapın yani, Amerikan konsolosluğunun web sitesi üzerinden takip edin diyorum. Bir arkadaşımız Work and Travel şirketleri 750 ila 1000 dolar gibi kesintiler yapıyor. Sesimizi duyurun lütfen demiş. Sonuçta bu arkadaşların bir suçu yok. Trump vizeleri kaldırdı ve bu kesintileri normalde öğrencilerin ödememesi lazım. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani evet, bu konuda ciddi bir mağduriyet ortada. Şimdi zaten program da artık iptal edilmiş sayıldı. Yeni vizesini alamayacak insanlar. Dolayısıyla bu noktada State Department yaptığı bir açıklama var. O da şu: State Department diyor ki kesinti yapılmadan kişilerin paralarını geri verin şu an. Evet. Çünkü neden? Artık programı uygulanması mümkün olmayacak binlerce öğrenci için diyelim. Evet. Dolayısıyla parayı iade edin diye sponsor firmalara bildirdiler. Dolayısıyla bu noktada aslında yapılması gereken, Türkiye'deki danışman firmalarının biraz hani ellerini vicdanlarına koyup, yani biz bu durumu ne yapmamız lazım? Şimdi bir kez onlara kesinti olmayacak. Onlar geri iadelerini alıyorlar. Evet, olacaklar. Dolayısıyla bu noktada dönüp makul bir şekilde bence öğrencilere destek olmaları lazım. Biz her zaman seslerini duyurmaya çalıştığımızı düşünüyorum. Hem sen öylesin olsan biliyorum, hem de bize ulaşan Work and Travel öğrencileri kaç aydır bu koronavirüs başladığından beri devamlı duyurmaya çalıştık. Ama gerçekten bu noktada Türkiye'deki danışman firmaların biraz daha duyarlı davranmasını bu noktada bir daha dile getireyim. Ben bu konuda şunu söylemek istiyorum. İlk başta koronavirüsten dolayı vizeler kapatıldığında, yani artık konsolosluğa gidip C1 vizesi alamadığınız zaman hem firmalar mağdurdu hem öğrenciler mağdurdu. Çünkü firmalar DS formları için paraları ödedi, sponsorlara paralar gitmişti. Ama şu an eğer ki sizin de söylediğiniz gibi State Department'ın full refund verin, bütün parayı geri ödeyin gibi bir açıklaması var diyorsun. Ve bu açıklama eğer ki sponsorlara gittiyse, sponsorlar da bütün parayı Türkiye'deki şirketlere veriyorsa, Türkiye'deki şirketlerin hiç kesinti yapmadan, bütün parayı 300 dolar bile, 400 dolar bile olmadan, hiçbir kesinti yapmadan bütün parayı iade etmeleri lazım. Eğer iade etmezlerse de benim yine gençlere tavsiyem beraber toplanıp Türkiye'de bir dava sürecine gitmeleri. Yani sonuçta bu şeyin tamamen Amerika'dan tamamen bir fund geldiğini ama Türkiye'deki firmaların öğrencileri mağdur ettiğine dair, bütün kaç bin öğrenci, yaklaşık 6500-7000 tane Türk öğrenci geliyor Türkiye'den. Yani en son rakamlar, limitler o şekildeydi. Hep beraber toplanıp bir dava sürecine gitmelerini tavsiye ediyorum, eğer şirketler insanları mağdur etmeye devam ederse. Aynen, bu noktada hem Amerikan konsolosluklarına bildiride bulunabilirler hem de dava yoluna ilerleyebilirler. Türkiye'de bu şekilde danışman firmalarında tabii duyarlı olmasını umuyorum ben. Green Card çıktı ve Amerika'ya gittik. Kaç yıl sonra tatil amaçlı Türkiye'ye dönebiliriz demiş arkadaşımız. Yani şimdi öyle bir şey yok. Yani siz Green Card'ınız çıktı ve Amerika'ya yerleşmeye karar verdiniz. İstediğiniz zaman tatile gidebilirsiniz. Onda bir engel yok. Artık Amerika'da oturumunuz var, yeşil kartınız var. İster Amerika'da durun, ister çalışın, ister okuyun. Ya da isterseniz tatile gidin ülkenize. Yani belli bir yıllar beklemek gerekmiyor artık. Çünkü böyle bir hakkınız var. Sadece mesele oturumunuzu kaybetmemeniz gerekiyor Amerika'da. Hani gidip ben 6 ay Amerika'ya dönmeyeyim, bir yıldan fazla dönmeyeyim diye bir şeylere girmemeniz gerekiyor. Evet. Yaklaşık Temmuz'da bir aylığına Türkiye'ye dönen turist vizeli birisi
Bir ay sonra tekrar Amerika'ya gelebilir mi demek? Bu çok tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Yani eğer siz Amerika'da gelip 4-5 ay, 6 ay kalıyorsanız, döndünüz, bir ay sonra tekrar geliyorsunuz, kapıda size soracaklar. Yani nedir, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Tabii. Niye bu kadar Amerika'da uzun kalıyorsunuz? Ve bu bizi, sizin biraz vizenizi zora sokabilir. Bir arkadaşımız yatırımcı vizesi alarak bir şirket açsak ama kazancı az olsa sorun olur mu demiş. Burada bir alt limit var mı kazançta? Yani öyle bir alt limit yok ama tabii ki sonuçta aktif olması lazım şirketin. Sonuçta hani yatırım vizesine başvururken firmanın yatırımının ciddi olması ya da istihdamın ciddi olması lazım. Dolayısıyla eğer çok düşük ücretlerde ya da çok düşük adımlar atılıyorsa çok da mantıklı olmayabilir hemen başvuru yapmak. Bir süre daha beklenip şirket biraz daha güçlendikten sonra başvuru yapılabilir. Bir arkadaşımız Work and Travel için idari işlem sürecinde olanların C1 vizeleri basılmayacak mı artık demiş. Yok, artık basılmayacak. Yani çünkü yani idari işleme girdiyse, vizeyi hala şu ana kadar alamadıysa zaten bu andan sonra da kararnameden dolayı da vizeyi alamayacak. Burada önemli olan nokta şu tabii. Şimdi bu kararnameyi olumsuz varsaymamak lazım. Başkan Trump'ın geçtiği kararnameyi. Şunu bilmek lazım. Sonuçta bu kararname turist vizelerini etkilemiyor. Öğrenci vizelerini etkilemiyor. Yatırımcı vizelerini etkilemiyor. Amerikan vatandaşlarının nişanlarını, eşlerini, 21 yaş altı çocuklarını etkilemiyor. Yani tabii belli olan etkilediği kişileri de yıl sonundan sonra etkisi kalkacak. Umarız uzatma durumu olmayacak. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda kararnameyi olumsuz çok görmekten ziyade konsolosluklar görevine ne zaman başlarsa diğer türlü vizelerin için randevu alma durumları olacak. Bir kez konsolosluklarda çok fazla da yoğunluk olamayabilir. Hani bu kadar görüşmelere gidemeyen kişiler olunca. Dolayısıyla hani olumsuz görmemek lazım diye durumu düşünüyorum. Onun dışında da tabii değerli takipçilerin her zaman bize de ulaşabilirler. Ve sorularını her zaman cevaplayabiliriz. Benim söyleyeceklerim bunlar. Ben teşekkür ederim Oğuzhan yayın için. Rica ederim. Gayet güzel oldu. Müge Şaran özellikle sıcak bu haftadan sonra bu kararname ile ilgili olan sıcak gelişmelerin üzerine böyle bir yayın yapmak güzel oldu diyebilirim. Evet arkadaşlar, zaten daha devamında detaylı sorularınız varsa birebir Öğmen Law YouTube kanalından veya yine Avukat Ayhan Öğmen Instagram hesabından, benim takip ettiğim hesaplardan bakarsanız zaten 90 kişi takip ediyorum altı üstü. Oradan bulabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz kendisine. Biz şimdilik yayını kapatıyoruz. Evet, ben zaten bizim YouTube yayınımıza devam edeceğiz. Şimdi takipçilerimizin sorularını cevapladığımız, oradan da her zaman katılabilirler. Evet, siz şu an devam edeceksiniz yani yayına. Aynen, biz şimdi şeye devam edeceğiz. Sorulara devam edeceğiz. Canlı yayın sorularına bizim. Dolayısıyla bu hafta çünkü biliyorsunuz özellikle bu kararnameden dolayı epey bir sorular var. Onları da cevaplıyoruz. Yani oradan da bizi takip edebilirler. Tamam, buradan oraya geçebilirler. Tamamdır. Tamam, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Seni görmek güzeldi. Kendine iyi bak. Biz de görüşürüz.